Merhaba değerli arkadaşlar, doğadayız ve bugün yara iyileştirici özelliği olan bir bitki lapası kullanılıyor. Bu bitki ballı baba otu arkadaşlar. Ballı baba bitkisi doğada çokça yetişiyor. Hemen gördüğünüz gibi pembe renkli çiçekleriyle. Şimdi bunun bir miktar yapraklarını toplayacağız. Bu topladığımız yaprakları da arkadaşlar lapasını yapıp yara iyileştirme etkisi olduğunu söylemiştik. O amaçla kullanacağız. Çay da yapılabiliyor bitki kurutulduktan sonra. Bu konuyla ilgili kanalımızda videomuzu yayınlamıştık. Ballı baba çayının yapılışı ve şifalı etkileri. Bugün ise arkadaşlar şu anda Ekim ayındayız. Sonbaharda yeni çıkmaya başladı. Çiçeklendi ve pembe çiçekli olan Lamium purpureum ballı baba türünü yapraklarının yara tedavisinde kullanışıyla ilgili bilgiler sunacağız. Şimdi bu bir miktar bunu topladıktan sonra lapa haline getireceğiz ve lapanın nasıl kullanıldığını, etkilerinin neler olduğunu sizlere sunmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, doğadan topladığımız çiçekli yapraklı ballı baba bitkisi. Bu bitkinin lapasını yapacağız demiştik. Ve şimdi arkadaşlar yaklaşık bir demet ballı baba otunu iyice yıkadıktan sonra ocakta arkadaşlar suyun içerisine koyarak bunu haşlıyoruz. Su kaynadıktan sonra 1-2 dakika içerisinde haşlanma işlemine son verilir ve alınır. Şimdi bunu suya koyduk ve haşlanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, haşlanmaya devam ediyor. Yaklaşık 5 dakika haşladıktan sonra artık uygun kıvama gelmiştir. Ocaktan alıyoruz. Ve ocaktan aldıktan sonra haşlanmış yaprakları çıkarıyoruz. Biraz soğuduktan sonra bunları elle biraz daha ovarak tam lapa kıvamına getireceğiz. İşte şu kalın olan dalları, sapları ayırabiliriz veya bir robota vurarak bunu da lapa haline getirebiliriz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz suyu da atmıyoruz. Bu suda şifalı özellikleri var, onu da anlatacağız ve onu da bir bardağa süzerek bu şekilde muhafaza ediyoruz. Az sonra onun da kullanımını anlatacağız. Arkadaşlar ballı baba yaprağının haşlanmasıyla işte bu şekilde elde ettiğimiz lapayı kaba kulak, egzema, isilik ve kanlı basurda kullanabiliriz. Bu lapa gerçekten müthiş şifalı, iyileştirici özelliği var. Yine varis olan bölgelere sürülebilir. Çıbanlarda ve varislerde de şu görmüş olduğunuz su değerli arkadaşlar, oraya varisli veya çıbanlı bölgeye sürülerek buranın da tedavi olması sağlanır. Ayrıca bu çay olarak da içilebilir, günde bir bardak. Çünkü arkadaşlar bu ballı babanın hücrelerinde potasyum tuzları, tanen, şeker, müsilaj, uçucu yağlar, yine saponin, histamin, metilamin gibi birçok şifalı etkili maddeler mevcut. Bunlar da dediğimiz gibi işte lapa halinde kaba kulak ve egzema, yine kanlı basur tedavisinde kullanılıyor. Suyu da aynı zamanda arkadaşlar tekrar edelim, pansuman yapmak suretiyle varis ve çıban tedavisinde de kullanılıyor. İşte siz de doğada bulunan bu şifalı bitkinin yapraklarıyla lapa yaparak böyle faydalı bir katkısını görmüş, sağlamış olursunuz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.